Takımlar sence ligimize hazır mı? Takımlar bence gerçekten bomba gibi. Ligimize hazır. Özellikle ben o üst sıra ekipleri için sayabileceğimiz ekiplerin tam olarak olaya dahil olmadığını söylüyorum. Ve ilk maçta buna benzer bir öngörüm vardı aslında. Hani sürreal ekranlara geldiğinde tam olarak söylemiştim. Getsu gibi işte bir diğer Wildcats gibi takımların gerçekten çıkıp kendini gösterebileceklerini, bunun potansiyelinde olduklarını. Çünkü bu tarz turnuvalarda daha bir özgüvenle oynadıklarını, o tarz takımların kendilerini göstermek için fırsat olduklarını farkındalar. Üst sıradaki takımlar için de bence önümüzdeki maçla birlikte artık o yükseliş için süre bitiyor. Maç sayısı azalıyor. Kendilerini göstermeleri lazım. Ama tam olarak beklentilerimi karşıladı mı? Bence beklentilerimi karşıladı ve takımlarımız, hepsi için konuşmuyorum, hepsi için konuşuyorum ama %80'i, %90'ı PNPL'e bomba gibi hazır. Sorry. Hey, they even
say you're sorry. Ve günün son haritasıyla tekrardan karşınızdayız. Sanok haritasında günün son maçını oynayacak ekipler C grubu bu maçta olmayacak. Tekrardan söyleyelim. Şahangiller, Fireflux, Galatasaray ve Fenerbahçe burada olmayacak. Şöyle Fireflux'ın olmadığını gördüğümde Beşiktaş'ın tek başına alacağı bir bootcamp gözümün önüne geliyor Sencer. Senin de bu maçla alakalı aslında şunu da soracağım. Bu zamana kadar sormadım. Galip tahminini istiyorum. Bu maçtaki galip tahminimi hemen sana söylüyor olacağım ama çok ani sorduğun için senden 10 saniyelik bir düşünme payı istiyorum. Tabii bunları konuşurken game bedel. Game bedel. Fena olmayan geçtiğimiz bir tercih. Geçtiğimiz Sanok haritasını biliyorsun ki birazcık şanssız bir şekilde iki takımın hatta iki oyuncunun arasına kalarak kaybetmişlerdi. Ve genel puan tablosunda da iyi bir konumda olduklarını düşünüyorum. Game bedel diyeceğim ama şöyle bir şey, çok kaliteli ekipler var. Gerçekten tahmin edilmesi bana göre en zor turnuvalardan bir tanesi önümüzde olacak. O yüzden oyuncular için de gerçekten çok zor bir deneyim. Açıkça bir itirafta bulunmak istiyorum. Şöyle takımlara baktığımda ben net bir galip tahmini yapabileceğimi düşünmüyorum. Yani bu turnuvada da geçerli, önümüzdeki turnuvalarda da geçerli gerçekten. Hani çok çok senin de söylediğin gibi kaliteli kadrolar var. Şöyle bir düşündüm. Bu topa kendimi atsam mı diye düşündüm. Sonra atmadım. Dedim bu topa kime atabilirim? Sevgili Duom Sencer'e atabilirim. Seni attım ortaya. Teşekkür ve hep ederim. De böyle çok hep sağ ol. Bu hep böyle olacak gerçekten. Yani dediğin gibi. Niye peki yemi yedim? Sen yemi yedin, ben ortaya attım, sen atladın. Ben yemi yemedim. Ben yemi yemedim. Ben sonrasında zaten sana şunun yolunu yaptım. Çok kaliteli ekipler var. Game bedel ama o anda onlar gözüme çarptı. Yani Regnum Karya kazanırsa Regnum Karya kazanmış olur. Bu da Sencer atasözü olsun. Nabi Nabi'dir. Regnum Karya kazanmışsa Regnum Karya kazanmış olur. Abi, harikaydı gerçekten bunlar ve Kör Cerrah burada düşürüldü. Tron tarafından Regnum Karya'dan gelen bir skor var. Oyunun ilk düşen oyuncusu kendisi olmuştu ve takım arkadaşları Wild ve Tron gerçekten o loot'a koşmak için birbirlerine yumruk dahi attılar. Peki son giden oyuncunun hiçbir şey almadan, eğilip kalkmadan geri gitmesi ama belki yazık, bir şey unutmuşlardır diye yine de loot'a bakması. Yani gerçekten oyuncular öyle koşuyorlarsa ben loot unuttuklarını düşünmüyordum. Bu arada Wild'in üzerinde harika bir hasar vardı. Yere yatmayı son saniyede başardı ve Tron'dan koruma ateşleri gelmeye devam ediyor burada. Lightning ekibi zorlamaya devam edecek. Bakalım rakiplere daha fazla hasar bırakabilecek mi? Kendisi de ufak bir hasar aldı. Şunu unutmaması gerekiyor, kaskı yok. Yani bir headshot yediği durumda direkt olarak düşecektir. Wild bu arada 305 hasara kadar daha oyunun 3. dakikasında çıkmayı başardı. Evet, Wild gerçekten oldukça güzel bir Sanok haritası başlangıcıyla birlikte karşımızda Lightning ekibi ve Regnum Karya karşı karşıya. Oyunun başındaki erken savaşlar sizin lehinize de olabiliyor, aleyhinize de olabiliyor. Hem oyuncu kaybediyorsunuz, hem alandan uzak kalıyorsunuz, hem çok zaman harcayıp loot yapamıyorsunuz. Avantajı ne oluyor? 4 skorla birlikte eğer kayıp vermediğiniz takdirde oyuna başlamış oluyorsunuz. Bu da sizin oyundan çok iyi puanlar toplamanıza sebebiyet verebiliyor. Wild bir knock daha çekti bu arada. Rocks tarafından da gelmişti bir knock. Şu anda Lightning ekibinin işinin zor olduğunu söyleyebiliriz. Bir oyuncuları yerde, iki oyuncuyla birlikte takım arkadaşlarını tutmaya çalışacaklar. Tuttular, takım arkadaşları kaldırıldı. Regnum Karya buraya doğru agresif bir oyun oynamak isteyecektir. Sol tarafa doğru bakıyor Beast. Orada herhangi bir oyuncu yok. Yolun arka tarafında 3 oyuncusuyla birlikte Lightning ekibi. Açık koşu yapan takım çok büyük bir dezavantaja sahip olacak. O yüzden iki takım da
çok temkinli uzak mesafeden atışlarla birlikte birbirlerini yakalamak istiyorlar. Mehmedov zaten buradaki bariyerin arkasında çok rahat bir konumda üzerine doğru gelen bir molotof söz konusuydu. Ama tabii oraya kadar yetişmeyeceği için o da rahat bir konuda kaldı. Molotof muydu o yoksa başka bir şey mi pırdatıldı? Yani ben de tam yanlış yönlendirmek istemiyorum. Sanırım Molotof olabilir. Tam ama olarak ben de göremedim görsel olarak. Mı acaba diye bir düşünmedim. Neden olmasın? Bu arada Good Guys ekibinden Folky arkalardan geldi. Bombasıyla birlikte Regnum Kade şu anda ortada kaldı ama Good Guys ekibini ise Spurmas'ı Blaze tarafından mermiler geliyor uzaklardan. Tevyan, Good Guys ekibini geriye doğru getiriyor olacak. Folky'yi düşürdü. Regnum Kare için iyi bir haber bu. İki takımın arasında kalmaktan kurtuldular. Spurmas'ın Blaze, Regnum Kare'ye bir iyilik yapmış oldu. Kroll şimdi kendisini geri doğru bırakıyor olacak. Buradaki mücadele daha oyunun 5. dakikasında resmen uçtu Ahmet Han. Aynen öyle. Yani birazcık daha sakin başlayan, taktiksel olarak başlayan maçların ardından... Sanok çok çok hızlı başladı diyebiliriz. Tabii ki skorlar yok ama takımların bu savaşlarını, rakiplerine vermiş oldukları bu reaksiyonları görmek bizi çok çok sevindiriyor. Beşiktaş ekibinde bir skor var. Hiçbir kayıpları yok. Bugünün Gözde ekibi aslında stabil oyun konusunda benim için Beşiktaş olabilir diye düşünüyorum. Bilmem katılacak mısın? Ha, tabii ki galibiyet çıkartan takımlar, yüksek kill puanlarına ulaşan takımlar vardı ama ben şu an tamamen stabilite konusunda ilerliyorum. Beşiktaş birazcık daha göz önünde gibi. Evet, Beşiktaş çok göz önündeydi. Zaten genel puan tablosunda da oldukça iyi bir konumdalar. Hı hı. Bakalım bu yükselişi sürdürebilecekler mi? Zesi 263 hasarda daha oyunun 6. dakikasına girmeden iyi bir konumda. Zesi düşürülüyor bu arada. Maşallah dediğimiz oyuncu yine 10 saniye daha yaşamıyor. Mehmetoğlu tarafından onun skorunun garantisi geliyor olacak. Tepelerde artık kişi var Beşiktaş oyuncularından. Mehmetov buradaki kayanın arkası tek kişi kalmıştı ve arka taraftan Tron Mehmetov bitirmesiyle birlikte Lightnings ekibinin oyuna Sanok haritasına veda eden ilk takım olduğunu söylüyoruz. Kafalar ekibi. Onlar gerçekten Elvis'le, Zehir'le, Puka'yla, Flex'le çok formda olduklarını geçtiğimiz mücadelelerde bize gösterdiler. Bu maçta da maksimum puanı almak istiyorlar. Aynen öyle, aynen öyle. Ben de bu arada rejimden bir puan tablosunu tekrardan son maçtan itibaren genel puan tablosunu rica edeceğim. Onun üzerinden de birazcık konuşmak istiyorum. Şu anda puanlar tam olarak aklımda değil. Ufak tefek problemlerden dolayı benim de aklımda kalmamıştı. Şu an Getso 57 puanda, Fespey Wildcats 46 puanda, Beşiktaş 40 puanda. Bunu yaparken Beşiktaş'ı ben birazcık daha stabil, birazcık daha göz önüne görmüştüm. Çünkü ya Fespey Wildcats zaten... yine Beşiktaş gibi birkaç maç son sıralara kalmayı başarmışlardı. Bir de galibiyet çıkarttılar. Getso için bir maç çıktılar. Güzel puan aldılar diyebilirim. Gayet de yüksek kill puanıyla beraber ama göz önünde bulunmak deyince zaten şu anda Fespey Wildcats'te Beşiktaş birazcık daha 1-2 adım daha öne geçiyor. Biz yavaştan tekrardan maçımıza dönelim istiyorum. Burada kafalar tarafında Elvis kaybedildi. Önemli bir firepower aslında. Ancak bir skorları var. Bu şu anda kabul edilebilir bir değişim değil. Çok daha fazlasını almak isteyeceklerdir. Eğer almak istemiyorlarsa bu savaşı uzatmanın hiçbir manası yok. Kesinlikle öyle. Oyunun başındaki mücadelelerde zaten bu savaşları uzattığınız takdirde nasıl dezavantajlı kalıyorsunuz önünüzdeki fightlarda? Bunu geçtiğimiz sezonda da zaten birçok kez şahit olmuştuk. Buradaki mücadeleyi iki tarafta uzatmak istemeyecektir. İki tarafta alacağını alıp buradan çıkıp yoluna devam etmek onlar için en iyisi olabilir. Spron yerdeki isim, kafalar oyuncusu Puka. Onu görüyor aslında ama ona doğru gittiği takdirde diğer Getso oyuncularından buraya doğru atışlar gelecektir ki öyle oldu. Burada Spron'u koruyan oyunculardan bir tanesi Snows direkt olarak araca mermilerini göndermişti. Şimdi birazcık daha geriye doğru çekiliyor olacak. Kazers arkadaki isim yine bir diğer Getso oyuncusu. Bir arka kayaya yapmayı başardı kendisini. Snows, Spron burada artık feda edilecek diyebiliriz. Yapacak çok da fazla bir şey yok. Kafalar oyuncuları gayet iyi konumlandığı için Spron'u alma girişiminde dahi bulunamıyor Getso oyuncuları. Evet. Ve böylelikle Getso yoluna bir kişi daha eksik devam ediyor olacak. Yani oyun kalitesi, taktiksel çeşitlilik ve aim yani firepower olarak o kadar üst seviyeye çıkmışız ki. Sencer sana bir şey söyleyeceğim, bana katılacağına inanıyorum. Dünya şampiyonasındaki BC ekibini şuraya koy, tokat manyağı yaparız. Bak net konuşuyorum, bütün ekiplerimiz gerçekten. Yani, bu arada gördün değil mi bombayı? Sana ben de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir önceki maçta puan tablosunda 16-16
Ve 14. White bu arada gözümü bölüyor. Adeta bombasıyla 2 tane skor çıkarmıştı. Şimdi uzak mesafe spreyini gönderdi ve White gerçekten takımı adına oldukça iyi hamleleri burada yapmış oldu. Alttaki oyuncuya da göz dikti. Bakar mısın? Buggy içerisine giden Zwolf'a doğru mermilerini de göndermek isteyecek şimdi. Zwolf yanlış yere kaçıyor olabilir. Oscar orada onu bekleyen isim olacak ama yok. Zwolf kendisini daha rahat bir konuma attı. Kairos killinin garantisi geldi. White tarafından, Oscar'dan aynı şekilde Crawl. Sana şu şekilde destek vermek istiyorum bir önceki konuya gelirsek Ahmet Hanım. Bir önceki maç içerisinde 16. 15. 14. sırayı yer alan takımları hatırla. Sırası karışık. S2G, Nexia Gaming ve Fenerbahçe 14, 15, 16 oldu. Evet. Gerisini sen düşün diyorum sana. Ya tabii ki bu bir maç içerisinde olabilecek bir senaryo ama farkın çok az olduğunu düşünüyorum. Diğer ekiplerin de rekabet seviyesinin çok yükseklere geldiğini ve sürpriz sonuçlarla karşılaşabileceğimiz turnuvalar bizi bu sezonda bekliyor olacak bence. Yani şimdi GameBed'in bir önceki Sanok'ta kaybettiği galibiyeti bir kenara bırakarak söylüyorum bunu. Yani orada ufak bir hata olmuş olabilir, iletişim problemi yaşamış olabilirler. Onu bir kenara bırakalım. Lig başladığında ellerine gelen fırsatı elinin tersiyle itecek herhangi bir takım yok. Geçtiğimiz dönemlerde bunu birazcık hissediyorduk. Acaba hani alamayacaklar mı galibiyeti diyebileceğimiz ekipler vardı. Mesela 4'e 2 pozisyonlarda eğer o 2 kişilik takım birazcık daha üst sıralardaysa yani belki o clutch pozisyonu oynanabilir diyorduk ama şu anda gerçekten ben bunu söyleyemiyorum. Bu arada skorlar çıkmaya devam ediyor o kudurun üzerinde. Harika mermiler var. Yani gerçekten S2G tarafı onu o mermileri attığına pişman etti. Aynen öyle. Kayseri'deki isim S2G adına. Hamsici şimdi burada canını bir kez daha yenileyecek. Team Demiralı Spor'da Deadline. Şu anda ekranlardaki isim Beşiktaş'ın üzerine doğru gidiyor olacak. Şimdi Molotov'unu gönderecek uzaklara doğru. Beşiktaş oyuncularından iki tanesi yerde. Son HP'nin üzerine doğru giden iki tane oyuncusu var. Ego ve Deadline. Şu anda Beşiktaş oyuncusunun skorunu çekmek istiyorlar bu noktada. Ve Peace kaldırıldıktan sonra Beşiktaş yoluna iki kişi devam ediyor olacak. Regnum, Karya. Onlar 4 skora sahip. 3 kişi yollarına devam ediyorlar. Tron bir seviye kaskı var şu anda. Birazcık loot açısından kötü olduklarını söylemekte fayda var ve birazdan alanda geliyor. Aynen öyle. Ben birazcık daha ortalı bir alanda kalacağımızı belki de payınan oyun sonu görebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda oyunumuz zaten çok agresif bir şekilde başlamıştı. 42 kişiye kadar düştük. 13 takım hayatta. Bakalım buranın galibi kim olacak? Sen game bedel demiştin ama zaten çok erken bir şekilde oyuncularını kaybetmişlerdi. Şu an 2 kişi White ve Oscar yollarına devam ediyorlar. Onları birazcık daha Camp Charlie'nin üst tarafında görebiliyorum. Bakalım onlar nasıl bir reaksiyon verecekler? Sıralama puanlarına mı yoksa kill puanlarına mı oynayacaklar? Onları göreceğiz burada. Kalse Chaos Nexria ile savaşmaya, onlarla aslında uğraşmaya devam ediyor diyebilirim ben. Burada kaskı yarım cana kadar düşmüş. Ama çok da büyük bir problem yok. Burada düşürülse bile takım arkadaşları hızlı bir şekilde yardıma gelecektir. Sence nereye gidiyoruz? Payınan ben de sana mı? Şimdi sözünü kesip nereye gidiyoruz diyecektim. Hadi hızlı ilk sen bu sefer. Payınan. Payınan ben nereye gidiyorum biliyor musun? Camp Charlie. İçimden o geçti biliyor musun? Senin bunu söyleyeceğini biliyordum. Sen gerçekten takımlara hiç iyi davranmıyorsun bak. Charlie. Camp Charlie ya. Yok. Gittik bu sefer gittik. Hadi gidelim hissetme. Bu sefer de. Ya geçenki sana o da bildim bu arada. Tebrik ediyorum seni. Bu sefer de Camp Charlie'ye gidebileceğimizi düşünüyorum diyecektim yok, ki. Yok, Quarry. Yok. Quarry. Quarry. Gayet iyi. Yine Payınan taraflarına doğru da bir batı tarafına doğru hard shift görürsek senin söylediğin yerleri de bitirmesi çok muhtemel olabilir. Gembedel ekibinin önündeki köprüyü geçmek zorunda olduğu için şu anda kötü bir konuda olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Zero Zone kuzey taraflarındaki Payınan köprüsünü geçecek ekip onları Team Demiral tutuyor olacak. Kafalar alanın dışarısında. Valkes'le bir mücadele içerisinde. Flex şimdi X'lere gidiyor. Ona doğru mermilerini atmak isteyip burada yerini göstermek bence istemeyecek. Lux ve Defo birazdan araca bindiklerinde eğer kafasını kaldırıp Flex atışlarını atarsa iki tane skoru birden takımına kalkmış olabilir. Bu arada Selim mermileri gönderiyor. Yakın mesafede Tron'u düşürmeyi başardı. Şimdi Lux ile bir mücadele içerisinde ama arka taraflardan Wild buraya gelip Selim'i düşürmeyi başarınca Good Guys ekibi direkt olarak bitiyor mu bitmiyor mu soru işareti var kafamda, bitiyor da olabilir. Bu arada bitti. Tam onu söyleyecektim. Bitti. Bu arada GameBedel tarafında açıkçası şunu söyleyeyim. Ben bir oyun içi lider, bir IGL olsaydım karşıya geçmek istemezdim Sencer. Nedenini de şöyle söyleyeyim. Zaten senin de bahsettiğin gibi bir hard shift söz konusu olabilir. Şu an tamamen ihtimaller üzerindeler. Karşıya geçtikleri durumda evet erken rotasyon atıp güzel bir konum alabilirler. Ancak
Eğer bir hard shift gelirse orada beklediklerinde çok fazla takım elenip sıralama puanlarına çok daha rahat ulaşabilirler. Ben birazcık daha garantici oynama taraftarıyım. En azından o pozisyon için. Bu arada Zirazon hemen Team Demiral'a yakın bir pozisyondalar. Aşağıya doğru molotoflar atılmış durumda. Yukarıya çok fazla nate geliyor. Deadline'ın burada canı azalmış durumda. Raxi hemen o kayalıkların üst tarafında ama onun üzerine de çok fazla deneme var. Bakalım burada Raxi düşürebilirlerse pozisyonun kilidini açıp kendilerini çok daha iyi bir pozisyona atabilirler. Burada sadece sıkışmış durumdalar. Çok sıkıştılar senin de söylediğin gibi. Ego şimdi köprüden gelebilecek bir oyuncuya doğru bakmak istiyor ama köprünün altında daha kalabalık bir oyuncu topluluğu var. Bir anda önünde Zirazon ekibinden Cat'i görebilir. Şimdi onu görüyor olacak. Mermer geliyor. Yere doğru yatıp kendisine güzel bir cover oluşturdu aslında ama Zirazon ekibinin çok fazla sıkıştığını söyleyebiliriz. Cat burada eğer Ego'yu düşürmeyi başarırsa takımına büyük bir avantaj sağlayabilir. Eldeki bombayı bırakmak istedi Ego ama tam istediği gibi bomba çıkmadı. Şimdi Cat köprünün alttan diğer tarafa dolanabilir derken Rago burada diğer bütün Zirazon oyuncularını düşürmeyi başarıyor. 3 tane skoru takımına katıyor ve 6 skora ulaşan bir Team Demiral görüyoruz. Artık tek başına bir oyuncusuyla birlikte Zirazon hayatta kalmaya çalışacak. Kim o? Cat, Ego zaten onun yerinden haberdar. O yüzden Cat'in işi çok zor. Şimdi açığa atlayınca Deadline tarafından gelen mermilerle birlikte Cat de düşürülüyor ve Melih Demiral burada işi bitiriyor. Team Demiral Espor 7 skorla birlikte burada Zirazon'u da eleyip yoluna devam edecek. Bazen gerçekten benim de Merih Demiral takımı diyesim geliyor Team Demiral. Yani gerçekten ağzımızın alışması çok uzun sürecek gibi hissediyorum onları ama ya burada evet ya burada şöyle bir kilit nokta vardı. Ego hemen orada alt pozisyonda kayalığın alt tarafında rakiplerin olduğunu bilerek hemen kendini köprü pozisyonuna attı. Rakiplerini rahatsız ettikten sonra, rakiplerinin dikkatlerini dağıttıktan sonra Zirazon ekibi bombalarla herhangi bir kilit açamadığı için hemen yükseklik avantajıyla beraber diğer takım arkadaşları rakibin üzerine oynadı ve bu buradaki pozisyonun galibi Team Demiral oldu. Harika bir pozisyondu gerçekten. Ekranın izletilmesi gereken pozisyonlardan bir tanesi ama burada Flex ilk rakibini Valkes'ten düşürmeyi başarmıştı ama burada Bora çok temkinli. Orada mermiler geldikten sonra hemen rakibine döndü. Ağacı cover aldıktan sonra da rakibinin skorunu çekmeyi başardı. Fastbay, Valkes 3 skorda hiçbir oyuncularını kaybetmediler. Hemen takım arkadaşlarını da burada kaldıracaklar. Ancak alan köşesindeler. Alana girmek zorundalar. Daha doğrusu mavinin köşesindeler. Hızlı bir şekilde güvenli alana kendilerini atmaları gerekiyor. Çok çok hızlı olmak zorundalar. Senin de bahsettiğin gibi Team Demiral 7 puana kadar ulaştı. Hemen arkalarından Fastbay Valkes 3 skorla geliyor. Alt aşağı sıralarda oyuncu kaybetmiş olan Regdum Karya 6 puanda. Game bedeli ise 2 kayıp olmasına rağmen 4 puandalar. Hala 2 kişi hayattalar. Belki de buradan güzel sıralama puanları, güzel kill puanları çıkartabilirler. Açıkçası bu bile yeterli. Çok erken kayıplar olmuştur. Kesinlikle öyle. Bu erken kayıplara rağmen şu anda toplanan puanlar gayet iyi olabilir. Senin de söylediğin gibi sürreal. Onları gün sonunda mutlaka değerlendireceğiz. Bana göre tam olarak bugün istenilen performans onlar tarafından gelmedi ama önümüzdeki günlerde çok iyi işler yapabilecek potansiyelde bir ekip. Nexus Gaming oyuncuları şu anda tepeyi adeta sarmışlar ve rakiplerine korkuyu veriyorlar o tepelerden. Lux dokunmayı düşürdü bu arada. Uzak mesafelerden gelen yine vuruşlar söz konusu. Dark Passage ve Surreal ekiplerinin yine yan yana mesafelerde olduğunu söyleyelim. Evin içerisinde bir yakın mesafe savaşı geliyor. Yerde bir oyuncu var. Alpaşı bir yapısıyla birlikte içeri doğru koşacak ve burada oyuncunun fişi çekiliyor. Surreal yoluna 4 kişi devam edebilme şansına sahip ve 2 tane skora sahipler. Dark Passage için burada hasarsız bir şekilde oyuncu kaybı olmadan bitiriliyor olması onlar için gerçekten büyük bir avantaj oldu. Aynen öyle. Ancak o lootları yaptıktan sonra hızlı bir şekilde gitmesi gereken takımlardan bir tanesi de Surreal ekibi olacak. Burada alandan çok fazla hasar yemek istemiyorlar burada. X-Ray rakibini zorlamayı başardı. Tabii ki Chaos Nexus'u orada elemek istiyorlar. Çünkü Chaos Nexus'u elemek onlar için belki de galibiyetin kilidini açabilir. Hızlı bir şekilde bu savaş yapılmak isteniyorsa eğer kararlı bir şekilde oynanmak zorunda. Eğer burada ayrı ayrı kalırsanız Chaos Nexus'un oyuncuları özellikle Frozen çok kilitli pozisyonda affetmez diyecektim. Harika bir spreyle beraber 3x spreyle rakibini düşürmeyi, alan dışarısı düşürmeyi başardı. Ve burada hemen aid kitini basmaya başladı. Aid'ini bastı, üzerine oynayan bir Lux var, bakalım onu da düşürebilecek mi? Ayak seslerini alıyor, üzerine hızlı bir şekilde oynamak istiyordu. Ama burada Frozen düşmüş oluyor.
Sadece tek bir rakibini düşürmüştü. Bakalım onu kaldırabilecekler mi? Çok da fazla kaldırabileceklerini zannetmiyorum. Belki alan içerisine girerse. Bir oyuncu da dışarıdaydı çünkü. Pespey Valdez burada problemler yaşamaya devam ediyor. Sürel ekibinde ise Çita düşmüş durumda. Çita nerede düştü? Takım arkadaşlarının yanında. Ancak ona şu anda yardım edebilen herhangi biri yok. Ve buraya futbolist gerçekten hızlı bir şekilde geldi ve yaralı aslanın etrafını çeviren akbabalar gibi o puanları kovalamak isterken Jetgil burada Lovazin'i düşürmeyi başardı. Bakalım futbol burayı kazanabilecek mi? Yükseklik avantajları var. Nihat hızlı bir şekilde rakiplerin üzerlerine oynamak istiyor. Nihat ilk skor çekmeyi başardı kendi adına ve takım arkadaşlarının yardımıyla beraber bu pozisyonun kazanmış oldu futbolist ekibi. Futbolist gerçekten buraya çok iyi geldi ve bir oyuncusu sadece yere düşürülerek burayı kazanmış olmaları onlar için büyük bir avantaj. Silas şimdi Valtes tarafından gelen mermiler söz konusu. Lux Silas'ı düşürdü ve burada gelen alanla birlikte Silas'ın işi çok zor artık ve gelen son mermi artık Silas'ın da fişini çekmiş oldu. Alanın içerisine bakıyoruz. 3 tane S2C oyuncusu neredeyse alanın içerisinde. Kalsen'in bulunmuş olduğu konum oyunun en kilit pozisyonu ve S2C oyuncusu burayı çoktan almış durumda. Futbolist bu arada hemen aşağı tarafında olan o alan eteklerinde olan Valtes oyuncularına hasar vermeye devam ediyor ama karşılardan gelen mermiler de söz konusu. Nihat'la birlikte şimdi yapacakları sis yoluyla birlikte alana girmek istiyorlar. En güney tarafta onların olduğunu belirtelim. Onların birazcık doğusunda Valtes, onların birazcık batısında ise Reklum Karya var. Alan S2G'ye kapattı. Bakar mısın alana? Kalse ve Ripseven o kadar iyi pozisyondalar ki adeta galibiyetin G'sini aldılar. Buradan sonra yapacakları tek şey alana giren oyuncuları yakalamak ve vurmak olabilir ama onlar için de işte büyük bir dezavantaj var. O da alana girecekleri nokta diğer takımların aynı anda oldukları takdirde iki oyuncu oldukları için bütün açıları aynı anda kontrol edememeleri olabilir. Tencer, onların ilk pozisyonları birazcık değerlendirelim aslında az önce gördüğümüz pozisyonlarını. Sol tarafta bir oyuncu vardı, Hamsici, sağ tarafta Silas vardı. Bu kadar ayrık durmamaları gerekiyordu. Zaten bu compound alanın muhtemel olarak verebileceği bir bölgeydi. Çok kilit bir noktaydı. Belki de o compound'un çevresine daha yakın olarak split atıp yerleşip çok daha iyi bir pozisyon oynanabilirdi. İşte senin de bahsettiğin bir konu var. Birçok takım aynı anda buraya oynayacağı için sayı dezavantajından dolayı güzel kilit bir konum alsalardı bu galibiyet ellerinden kaçabilir. Eğer kaçarsa küçük bir hata, küçük bir eksi yazmamız gerekiyor. Çok fazla birbirlerinden ayrıldıkları için ama hala galibiyet onlara gelebilir. Eğer gelirlerse de sona kalan iki oyuncularının güzel oyunu neticesinde aslında güzel bir pozisyon koruması neticesinde bu galibiyet gelebilir. Kalse ve Ripseven'ın bakalım. Şimdi burada diğer ekiplerin oyuncuları şu an Wildcats'te bir oyuncu Defoe yanlış görmüyorsam alan dışarısında 8 basıyor. Ne kadar AD kaldığını tam olarak görememekle beraber burada Team Demiral ekibi de yavaş yavaş aşağıya doğru inmeye karar verecek. Evet, Defoe'nun şu anda 5 tane AD kalmış durumda. Çok zor Ahmet, yani AD bir noktada az ve diğer takımlarda çok fazla oyuncu hayatta. Hepsi mücadeleye girip Defoe'nun burada puanlar çıkartma ihtimalini biraz zor olarak görüyorum ama alan bir kez daha S2G'ye kapattı. Artık bu noktada S2G'nin bu galibiyeti vermemesi lazım. Ama tek sıkıntı iki kişi yaşıyor olmaları. Bunu bir kez daha belirtmekte fayda var. Şu an bu arada Valtes dışında başka bir oyuncu daha mı 8 basıyor dışarıda? S2G hayatta Reklum Karya, Merit Demir, Team Demiral, Valtes. Dört takım bir oyuncu daha muhtemelen alanın dışarısında 8 basıyor. Evet, Game Bedel'den White kendisini gayet iyi bir konuma soktu aslında. Ancak alan onlar da elenmekten kurtulamadılar. Senin de bahsettiğin gibi öyle bir alan geldi ki yani oyunun algoritması bu galibiyeti altın tepsilerde S2G'ye sundu. Bu demek değil ki tabii ki alan şansını kazanmış olacaklar. Güzel bir pozisyon aldılar. Oyunun başından itibaren güzel bir konumdalardı ve şu anda sadece iki takım hayatta. 3 kişi Reklum Karya'da, 2 kişi S2G'de aşağıya yürümek zorundalar. S2G bu pozisyonda çok çok avantajlı ama Kalse yanlışlıkla evden çıktı. Burada çok açık bir pozisyonda Ripseven var. Neden bakamıyorlar diyeceğim. Tabii ki alana koşmak zorundalar. O yüzden bakamıyorlar burada. Rakiplerinin canı çok çok az. Lox aşağıya doğru koşuyor. Kalse AD'ini basmak zorunda. Ripseven burada düşürülmüş durumda. Bakalım bu pozisyon oynanabilecek mi? Kalse çıktı. Rakibi Lox'i düşürmeyi başardı. Ve günün son galibiyeti S2G'ye gitti. Güzel bir konum almışlardı. Dizilimlerinden
Ondan dolayı onlara küçük bir eksi yazmıştım. Burası zaten 4 kişi oynansa, 3 kişi oynansa çok rahat bir galibiyet olacaktı. Ufak bir pürüz yaşadılar ama yine de bu pozisyonu kilitliğinden ve oyuncuların ne kadar yetenekli olduğunu bildiğimiz için çok, yani zaten Rip 7'la kalse kaldı. Çok çok iyi oyuncular ve buradan galibiyeti 2 kişi çıkartmaya başardılar. Tebrik etmek lazım. 4 skor, 15'te sıralama, 19 puanla bu maçı geçtiler. Regdum Karya'da 5, 5 Vault'da var. 3 Lox'de, 3 de Tron'da var. Buradan 11 kill puanı 10'da sıralamayla, 12'de sıralamayla özür diliyorum geçecekler ve 23 puanlık bir Regnum Kari oyunu. Harika maç. Sen game bedel demiştin. Onlar 5.likten kurtulamadılar ama oyunun başında 4 skor aldılar. 2 oyuncu kaybettiler. Oyunun başında 2 oyuncu kaybedip ilk 5'e girmek bence güzel bir sonuçtur. Sıralama puanlarını oynamaya karar verdiler ve güzel de bir maç geçirdiler. Son maçın özetini de senden birazcık alalım istiyorum. Aslında son maçta bence gayet güzel bir Sanok haritasını geride bıraktık. Yine düzenli şekilde puan çeken ekiplerden bir tanesi vardı. Kimdi bu? Wildcats oyuncularını yine biz burada gördük. Wildcats oyuncularının yanında Gambedel ekibi bir şekilde ip basarak yine kendilerine iyi bir konum attılar ama birazcık daha birinciyle ikinciyle ilgili konuşmak gerekirse de SWG gibi profesyonel bir takımda, profesyonel bir oyuncuların bulunduğu ortamda bu tarz iki tane alanı üst üste sizin bulunduğunuz kampuantın içerisine atarsa sizin o galibiyeti verme şansınız çok da yok. Onlar da az kişi olmalarına rağmen güzel şekilde galibiyeti almayı bildiler. Regnum Karya, onlarla ilgili bugün içerisinde çok fazla bahsedemedik. Sen zaten iki tane çok önemli bir turnuvada iyi işler yaptıklarını, buraya gelmeden önce birinci olduklarını söylemiştin. Burada da bence onun etkilerini, o motivasyonu, o özgüveni etkilerini görüyoruz. O tarz turnuvalarda, o geçtiğimiz turnuvalarda, onların kazandığı turnuvalarda bu kadar dişli rakipler yoktu. Ama bu kadar dişli rakiplerin arasında da bana göre çok iyi bir performans ortaya koyuyorlar. O yüzden onları da tebrik ediyorum. Tabii gün sonunda ne kadar puan aldılar hep beraber birazdan genel sıralamada görüyor olacağız ama şu Sanok haritasıyla birlikte bence gayet iyi bir puan bence onlar adına toplandı. Katılacağım sana. Hazır olan ekiplerden bir tanesiydi zaten. Regnum Karya'ya değinmek güzel oldu. Hazır olan ekiplerin 5 tanesini say desem başına Regnum Karya'yı yazarım diye düşünüyorum. Bu arada rejimiz sanırım istatistiklerimiz hazırmış. Onlar hemen bir ekranlarımıza gelsin. Bir istatistiklerimize bakalım. Wild burada 5 skorla en fazla öldürmeye sahip. Yekta en uzak öldürmede 230 metreyle. Bu rekorun sahibi Wild 916 hasar ile yanına da 5 skor eklemiş. Harika bir maç geçirdi. Boran 7220 metre en fazla seyahatte bu maçı bitirdi ve Loxi 4 asistle beraber oynadı. MVP tahminine gerek yok diye düşünüyorum. Wild zaten 916 hasar. Özellikle evet. Sanok gibi bir haritada tek kişilik bir takım gibi yine oynamış. Senin de düşüncelerini alayım onun performansı hakkında. Yani Regnum Karya aslında bizim bir takım la ilgili yorum yaparken her zaman şunu bahsediyorduk. Takımın bir tane iyi oyuncusu varsa, iyi oyuncudan kastım güzel skor alabilen bir oyuncusu varsa o takım bir yerde o oyuncunun performans kötüye gittiğinde tökezlediğini söylüyorduk ama Regnum Karya çok yetenekli oyunculara sahip. Wild de onlardan bir tanesi. Bu maçta çıkıp çok iyi işler yaptığını görüyoruz. 916 hasar atmış. Gerçekten inanılmaz. 5 tane tabii skora sahip burada. Sadece kendiyle birlikte Wild. Tabii Regnum Karya'nın diğer oyuncularıyla birlikte de bunu yapma potansiyeline müsait çok fazla oyuncusu var. Yani çıkıp bir başka oyuncusu MP olabilir, diğer oyuncusu 3 vurabilir, diğer oyuncusu 5 vurabilir. Biz bunu geçtiğimiz sezon S2G'den görmüştük. Evet. Ve bu sezon Regnum Karya'dan buna benzer bir performans görebiliriz. Oyuncular gerçekten gününde olduğunda çok iyi işlere imza atabilecek potansiyele sahip oyuncular. Dengeli bir takım diyebiliriz aslında. Senin de söylediğin gibi çıkıp yan parçaların aslında, ana parçaların yanında yan parçaların da support'un olsun vesaire. Hani çıkıp o kill puanları alıp takımını taşıyabileceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Çok da dengeli, çok da güzel bir takım olmuşlar. Tekrardan bunu söyleyelim ve artık maç istatistiklerimize, daha doğrusu maç puanlarına doğru şöyle bir geçiş yapalım. Regnum Karya ikinci olmasına rağmen, 12 sıralama puanı almasına rağmen 23 puanla totalde 11 kill puanları olduğu için bu haritayı tamamladılar. S2G galibiyeti çıkarttı. 19 puanda kaldılar. Team Demiral güzel bir maçı geride bıraktılar. 8 kill puanıyla beraber 18 puandalar. Fastbay Wildcats 16. Futbolist 11. Gamebedel 10. Surreal 6. Kafalar 5. Chaos Next Rüya 3. Beşiktaş Esports 2. Papara Supermassive Blaze 2. Zero Zone 1. Good Guys 1. Dark Passage 1. Ten Lightning 1. Getso 1 puanla bu maçtan ayrıldılar ve şöyle bir genel puan tablomuza bir bakalım, orayı da sana paslayayım.
Evet, ilk günün 5 tane inanılmaz karşılaşmanın ardından şekillenen puan tablomuza bakıyoruz. Fast Bay Wildcats almış oldukları bir galibiyetle birlikte 62 puanla şu anda turnuvayı lider olarak götürüyorlar. Buradan onlara tebrikler diyoruz ve Getso Espor 2. sırada. Onlar da bir tane galibiyet çıkartmayı bilmişti. 58 puanla birlikte onlar da 2. sırada yer alıyor. 3. sırada az önce bahsettiğimiz ekip Regnum Karya 43 puandalar. Henüz galibiyetleri yok. Aynı şekilde galibiyeti olmadan ilk 4'e giren bir başka ekip Game Battle Espor 43 puanda yer alıyor. Beşiktaş Espor bir galibiyet 42 puanda. S2G bir galibiyet 41 puanda. Günün ilk erengeli haritasını kazanan Good Guys ekibi bir galibiyetle birlikte 34 puanla 7. sırada yer alıyor. Team Demiral Espor 34 puanda, Kafalar Espor 30 puanda ve Futboliste 30 puanla birlikte ilk 10 böyle yer alırken şöyle arka sayfaya bir göz atalım. Sıfırması Blaze 26 puanda, Galatasaray Espor 25 puanda, Dark Passage 25 puanda, Şahangiller Espor 24, Fenerbahçe Espor 22, Fireflux 21, Zirezon 17, Surreal Espor 13, Chaos Rexu'ya bizi şaşırtsa da 11 puanda. Yarın onlardan inanılmaz performanslar izleyebiliriz ve Lightning ekibi, Ten Lightning ekibi ise 7 puanla birlikte maalesef şu anda 20. sırada yer alıyor. Ama bu turnuva şuna çok müsait bir turnuva. Yarın buradaki puan tablosu baştan aşağı değişebilir. Baştan aşağı değişebilir çünkü daha kendi performansının belki %50'sini, belki %30'unu bile gösterememiş takımlar burada oynuyor. Bu da gerçekten beni izlerken çok heyecanlandırıyor. Ya heyecanın zaten sesine yansımış durumda. Harika bir enerjiyle turnuvayı açtık beraber. Takım oyuncuları da müthiş bir enerjiyle belki de bugünü bekliyorlarmış. Harika maçlar ortaya koydular. Hepsini teker teker ellerine sağlık diyorum. Galibiyet alan takımları da ekstra tebrik ediyoruz. Tabii ki biz yavaş yavaş kapanışa geçeceğiz. Ben sana kapanışa geçmeden önce şöyle gün seni tatmin etti mi? Nasıl başladı? Nasıl devam eder? Onları da alayım. Daha sonra kapanışa geçelim. Gün beni gerçekten çok tatmin etti. İlk söylediğim gibi tam olarak oyuna dahil olamamış ekipler var. Chaos Nexus'a. Buraya kim ekleyebilirim? Başka Futbolist. Ten Lightning. Ama hani bu turnuva öncesinde daha üst sıralarda izleyici gözüyle olabilecek potansiyelli takımları hani şu anda söylüyorum. Mesela Chaos Nexus'a. Dünya şampiyonasından geldi. Buraya Futbolist'i insanların çok merak ettiği bir takım nasıl olacak onları yazabilirim. Onun dışında arka sayfadan belki Supermassive Blaze'i yazabilirim. Bir takım daha vardı ama bir an için aklımdan çıktı. Onu da yarın artık günün başındaki programda söylüyorum. Ya bu tarz takımların ben yarın çok daha iyi performans göstermesini bekliyorum. Onlar da mutlaka bugünkü artık performanslarındaki bu iniş çıkışın neye sebep olduğunu bulup onu çözüp yarın çok daha iyi gelmek isteyeceklerdir ama üst sıralardaki takımların da işte burada yukarıyı bırakmaması gerekiyor. Örneğin üst sıralarda şu anda biz Wildcats'i görüyoruz. Gembeleri görüyoruz. Bu tarz ekipleri İkinci günde eğer çok düşüşe geçerse performansları gerçekten memnun olmayız. Onlar da o performansı koruduğu zaman alttan gelen ekiplerin o çıkış yapma isteğiyle birleştiği zaman işte o zaman otur ve izle. Aynen öyle. Aynen öyle, katılıyorum sana. Harika bir turnuva, harika bir ilk günü geride bıraktık. Bizim sizlerden şöyle çok birazcık daha uzun bir araya ihtiyacımız var. Yarın yine aynı saatte, aynı ekranlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Kendinize bakın.